arkadaşlar. Ben Amin'i sonuna bırakıyor. Çünkü Hamburg'a gidiyorum. 5,5 saat tren yolculuğu bekliyor beni. Bir gün yine. Yani 24 saat Hamburg'luk olacak bu. Hamburg, Almanya'nın kuzeyinde. Aynen yukarıda yani. Ne olan yerde. Çok güzelmiş. Çok güzel olan bir yermiş. Evet, şimdi 24 saatine bir gidiyoruz. Görüşmek üzere. Ve Hamburg'dasın. Aynen. Ya da böyle, ya da tamam böyle. Evet, şimdi 1-2. Ve böylesiyle Hamburg'a vardım. Yolculuk iyi geçti. Tren bayağı doluydu ama yine de yolculuk bayağı iyi geçti. Hepsi nedense çalışmadı. O yüzden buraya gelişim maalesef azıcık uzadı ama bir şey olmaz. Sonuçta vardık. Şimdi size oteli göstereyim. Burası da banyo. Temiz sanki. Buradan da böyle dolaplar yok sanki. Ama Allah Allah, niye dolap yok? Dolap yok arkadaşlar. Onu öğrenmiş olduk. Öyle bazı şeyler oraya asabiliriz. Burası da böyle. O da bence güzel gözüküyor. Tek kişilik odaları yoktu. Zaten iki kişilik oda almak zorunda kaldım. Dışarısı da yani çok güzel gözüküyor ama şey, fark etmiyor. Zaten sadece bir gecelik. Şimdi planımız ne? Ben şimdi önce bir kısa bir tazelenmem lazım. Hazır kendime gibi rahatlamam lazım. Sonra internetten bakacağız. Hamburg'da ne yapılır, ne edilir? Ben hiç araştırmadım açıkçası. Çünkü buraya gelme kararım çok spontane. Çok yani ummadık oldu buraya girişim. Şimdi onları yapalım. Sonra hepimiz birlikte direkt Hamburg'a gidiyoruz. Bakalım Hamburg dedikleri kadar güzel mi? Sonra önce bir televizyonu açalım. Televizyonda internet şifresi falan filan bir şeyler yazıyormuş. Bağlandık. Bağlanınca ne yapmamız lazım? Anlayamamız lazım. Bakın. Annem sağ olsun çorba yapmıştım bana. Bu kırıldı, şimdi bununla çorba yemeye çalışacağım ama ben bir şey bulana kadar hani bayılırım, o yüzden bir şey yemem lazım. Bununla. Okey arkadaşlar. Böyle yapalım. Belki o zaman yüzümü de görebilirsiniz. Rahat şeyleri giydim. Böyle bol salaş ya, daha çok hoşuma gidiyor. Yine de atkı falan filan aldım yanıma hava bozarsa. Çıkalım. Umarım doğru düğmeye basmışımdır. Kartlar da var falan da. Yukarıda birileri dövüşüyor galiba. Arkamdaki bina, şu bina o kadar büyük ki kameranın içine sığmıyor. Ama bu eski muhtarlık gibi bir yer. Hamburg şehrin. Ve şu an bir caddeden geçtim, böyle nasıl desem lüks, her şeyin lüksü böyle. Ben böyle salaş girince böyle kendimi hiç iyi hissetmedim. O yüzden şimdi sanki daha fazla normal kişilerin arasına geldim de yiyecek bir şey bulamıyorum. Balık yemek istiyordum. Balık yerlerinin hepsi kapalı. Ancak onu yarın yiyebilirim. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Ama bakar mısınız ne kadar güzel. Kahve aldım. Kahve dilim bu kadar kötü ya. Çok kötü ya. Ve insanlar şey diyecek bak. Tamam, bilmiyorum. Bu arada gerçekten çok kötü yaktım. Bu arada da böyle yani şu an buralara geziyorum biliyor musunuz? Ama yani böyle azıcık
garip geliyor insana çünkü hiç paylaşacak hiç kimse yok. O yüzden bu videoları yapmak bir yandan çok güzel. Öbür yandan insanların çok garibine geliyor. Böyle insan, garip garip bakıyorlar. Hani böyle bir sürü tahtayla gezip de kendi kendine kameraya konuşmak galiba o kadar normal bir şey değil yani. Anlıyorum haliyle ama yani teşekkür etmek istedim. Yani bu hani bu videolar sebebiyle bir yandan hani gezerken hani sanki birisiyle bunları paylaşıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Ama şimdi önden de söylemem lazım. Gerçekten çok yorgunum. Böyle kamerada erişim çok çok uykum var. Hatta otelden zar zor çıktım. Hani uzansaydım %1000 uyurdum. Enerjiyi bulamıyorum. Hani alacaksın kamerayı çıkaracaksın, çekeceksin. Hani o azıcık zor oluyor açıkçası. Bir söylemiş olayım da gerçekten çok teşekkür ediyorum bu anları sizinle paylaşabildiğim için. Ve evet. Çok küçük bir kanalız ama yine de güzel. Ben seviyorum. O yüzden izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi bu arka tarafta Hamburg'un simgelerinden bir tanesi var. Köprü değil, onun arka tarafından. Devam gidelim. Ya da Ceyda'nın dediği gibi. Hadi devam edelim. Buranın ismi buymuş bu arada. Ve burası da bu arkadaki gördüğüm şey. Yurt dışından bir şey aldığın zaman hani bir ekstradan vergi ödüyorsun ya. Hani ya da içeri giremez mi girebilir mi hani onu kontrol ediyorlar ya. Onun müzesi. Kelimeyi bulursam buraya yazarım bu arada. Bu da çok ünlü yeni bitirilmiş opera binası. Belki daha yakınına gideriz ve şimdiden göstereyim dedim. Aldıklarımı göstereyim mi hemen? Şuşlu chips. Şimdi yemek için bir pokeball. Bir kola. Sıcak ama ne yapalım. Bunları da aldım. Bu çikolata. Bu çikolatayı çok seviyorum. Bu Amsterdam'da üretilen bir çikolata. Bağışık sistemi için bir kurkuma shot. Bilmiyorum bunu denediniz mi? İçiyor musunuz? Böyle zencefilli falan zerdeçallı. Tadı çok yoğun, çok ağır. Çok da fazla iyi değil ama çok yani... Yani vücudun için iyi. En son da su. Hadi dökülüyorum. Görüşmek üzere. Ve en sevdiğim filmlerden birine bakıyoruz. Bunu izlemeyen varsa ne yaptın? Hayatım boyunca ne yaptın sen? İzle bunu. Şeytan Prada giyer. Çok iyi bir film. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyi uyumuşsunuzdur. Ben bayağı iyi uyudum. Aşağıdan kahvemi almaya gittim. Deneyelim mi? Dilimi bu sefer yakmadan belki. Bugün saat 6'ya doğru yine Nürnberg'e geri döneceğiz. O zamana kadar azıcık birkaç yapmam gereken şeyler var, hazırlamam gereken şeyler var. Sizlik bir şey yok açıkçası. Hep normal hayat şeyleri. Şimdi merkez sıkıntımına geldim. Çantamı koydum. İkinci çantam vardı benim yanımda. Ve gezmek için çok iyi olmuyordu. Otelden çıkış yaptım. O yüzden çantam yanımda. Aynen şimdi onu oraya bıraktım ve şimdi bir şey yiyeceğiz. Şu anki gördüğümüz şey buraya özel ait bir şeymiş. Almanya'mış bir yer, başka bir ilgisi sanıyor. Benim şimdi 10 dakika randevum var. Hemen bunları yiyeceğim. Sonra azıcık daha rahat birlikte konuşabiliriz. Yani bir şeyler yapabiliriz ama şu an azıcık böyle stres altındayım. Arkadaşlar, şimdi trenin kalkmasına hemen 2 saat var. Biz şimdi Hamburg'un ünlü bir parkı var, büyük bir park.
Plantin und Blumen. Oraya gidiyoruz. Bakalım.